Saygıdeğer misafirler. Bu özel akşama teşrifleriniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Vefalı şehirdir Üsküdar, nefes alıp verene vefalı davranır. Her ne kadar biz kentlerimize vefasız davransak da, toprağımıza vefasız davransak da, o bizi hiçbir zaman bırakmaz. Kendisinde, sokağında, bir türbesinin kenarında, bir minaresinin gölgesinde, bir ağacının kenarında nefes alıp gölge almış olan herkese vefalı davranır. Esasen bizim yaşadığımız dünya böyle bir vefaya sahiptir. Her ne kadar biz dünyada yaşıyorken bunun çok farkını idrak edemesek de. İnsanlar belki birbirine vefalı davranma konusunda biraz aciz içindeler. Tanıyarak geçirilen her günün ardından gelecek olan kalbi hisler aslında o vefanın yolunu açacaktır. Bugün bir vefa yolunun yolcularından bir tanesinin eseriyle biz sözü ve meclisi açtık. Bu çok da sık icra edilmeyen bir makam, Nişabur makamı. Ve Hazreti Fatıma validemize yazılmış bir güfte, bir nutuk. Hüseyin Top hocamızın bu programın ilanında da görmüş olduğunuz gibi bu akşam Hüseyin Top hocamızın ve çok yakın bir tarihte uğurladığımız, sırladığımız Emin Işık hocamızın güftelerinden eserlerle birinci bölümde sizlere sesleneceğimizi duyurmuştuk. Zaman ne de çabuk geçiyor. Geçen yıl gene Aralık ayıydı. Burada Hüseyin Top ve Emin Işık hocamın eserlerini birlikte icra ederken hemen hocamın şu tarafında da Emin Işık hocam oturuyordu. Hayat böyle bir şey. Kendisine rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Onun gibi güzel hayatlar yaşayıp hüsnü hatimeler lütfetsin Rabbim bize. Şimdi yine Hüseyin Top hocamızın Herdem ismiyle yapmış olduğumuz, çalışmış olduğumuz albümden eserlerle devam ediyoruz. Şol cennetleri kucağında döner pervaneler döner. Beytullah'ın kucağında döner pervaneler döner. Döner pervaneler
Çok yakinen şahidiz ki tanıdığımız zamandan öncesine şahitlik edenler olduğu gibi tanıdığımız zamandan bu tarafa kadar da hep Allah Muhammed demiştir hocamız. Efendim şu duyuruyu yapmayı bir zaruret biliyorum kendime. Bu eserler bahsettiğim gibi Her Dem Hüseyniyem adlı bir albüm içerisinde toplandı. Biliyorsunuz artık albüm diye bir meselemiz kalmadı. İnteraktif ortamlardan eserleri insanlar indirip ya da dinleyerek bu ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Bu albümün hazırlanmasında Henze Hanım Efendi'ye öncelikle teşekkür ediyorum. O işi himaye etti ve Her Dem Hüseyiniyem çıktı. Bu yolda Hüseyin Hocam açtı. Yüzlerce binlerce eser okuyoruz. Bu eserlerin içerisinde sözleri genelde halk tabiriyle ağır olanlar var. Anlaşılması, gençler tarafından anlaşılması zor olanlar var. Ancak hocamın eserlerindeki üslup, akıcılık, şiirlerdeki özellikle o kadar sade, yalın ve temiz ki çabucak çıktığı yerden karşıdaki gönlün orasına dokunuveriyor. Bu eserler de bu şekilde zuhur etmişti. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Peki bu eserlere nereden ulaşacağız? Bunlar zaten bir hayır, hasenat kabilinden yapılmış işlerdi. Bunları bizim sitemizden yahut da bizim sosyal medya kullanan arkadaşlarımız ücretsiz olarak oradan dinleyip bu neşeye ortak olabilirler. Ben tekrar katkıları için teşekkür ediyorum efendim. Bildiğiniz gibi bu ayın bir hususi özelliği de Şeb-i Arus'un bu ay içerisinde olması. Ustad'ın bu ay içerisinde olması. Hazreti Mevlana'nın bütün dünyaya yaymış olduğu, halen hayatı manevisiyle hay olduğunu pek çok kez dünyanın her tarafındaki insanların gönüllerinde yaktığı meşalelerden anladığımız bir özel durumdan söz etmemiz gerekir. Geçen yılki programa katılanlar gene hatırlayacaklardır ki bizim Aralık ayını seçmemizin hususi bir sebebi var. Bu akşam programımızın ikinci bölümünde Mevlevi Sema ve Mukabelesi icra edilecek. Zira Hüseyin Top Hocam da, merhum Emir Işık Hocam da bu yolun hizmetkarı derler kendilerine. Biz ustaları olarak kendilerini gördük. Onların bu akşam bizim için verecekleri feyiz gene yıllar boyu bizim inşallah hep şöyle tadı damağımızda kalacak şekilde hissedeceğiz diye düşünüyorum. İkinci bölümde Mevlevi ayini inşallah icra edilecek ve Sema Mukabelesi yapılacak. Şimdi son bir bölümle Hazreti Mevlana'dan bahseden güftelerden oluşan eserleri sizlere seslendirmiş olacağız.
Sonra da ben Hüseyin Hocam'ı müsaadenizle biraz huzurlarınızı alıp ondan birkaç kelam etmesini arzu edeceğim. Heyecanlanmasın diye şimdiden söylüyorum. Hocam mahfi yaşamayı tercih etti. Mutlaka son yaptığı şu anda bitirmek üzere olduğu çalışma, ismini biraz sonra kendisi söyler ama bitirmiş olduğu çalışmayı benim zikretmem lazım. 12 ciltlik Mesnevi Manevi Şerhi. Son yüzyılımızda yapılan en kuvvetli, en sade, en nadide şerhtir. Ben bu vesileyle Allah ömrünü bereketlendirsin niyaz ederim. Miraç'ta Mevla'yı gören tecelli güzelliler. Yolunda olursam
Eserini sizlere seslendirmeye gayret edeceğiz, icra edeceğiz. İlki bizzat güftesini kendisinin bendenize verdiği Kevser Gazeli adını verdiği şiir. Saki kadehi aşk-ı ilahiyle doldur, mestaneye ekmek sözü etmekten uzak dur. Sun Kevser'i kansın suya hep teşne gönüller, deryada yüzen canlı sudan başka ne ister? Bu sabah makamındaki o lahuti ve deruni hisleri aldıktan sonra yine kendi üslubuna adeta kendi üslubunu şerh eden bir lisanla seni sordum kurda kuşa, yorgunum sürme yokuşa, şu başımı taştan taşa bir ömür vurdum da geldim. Son noktayı yine Hüseyin Hocam'ın bir Hicaz ilahisiyle tamamlayacağız. Bu da bir şükür ilahisi. Rabbimin himmetine şükür elhamdülillah, tükenmez nimetine şükür elhamdülillah diyeceğiz. Bu arada da efendim bu gecenin de maneviyatına uygun olarak Mesnevi'nin ilk 18 beytinden birkaç beyti de kaside olarak, gazel olarak seslendireceğim. Aşkı ilahi
Thank you.
Teşekkür ederim efendim. Programımızın ikinci bölümüne geçmeden evvel sema merasimi için sahnenin hazırlanması hazır aslında. Hocamızı huzurlarınıza davet etmek isterim. Birkaç kelam dinleyelim ondan. Sonra da biz kisvemizi alıp huzurlarınıza gelmek isteriz. Hocam şuraya kadar refakat ederseniz ben alayım. Efendim, Allah'ın selamı, selameti, rahmeti üzerinize olsun. Efendim, Mehmet Efendi kardeşime, kimsiz kardeşime şükranlarımı sunarım. Bizi biraz da büyüttü yani sanki. Belki de yeterli. Estağfurullah. Siz ona inanmayın fazla. Evet efendim. Çok sağ olsun. Bunları nereden? Eyvallah. Eyvallah. Şahidim var hocam. Sağ ol.
Eyvallah, Allah razı olsun. İşte şiirimsi, şiir diyemeyeceğim de birkaç böyle şeyimizi karalamamızı Allah razı olsun değerlendirdi. Efendim şekle soktu, efendim CD haline getirdi. Bu arada Mehmet Efendi'ye çok çok teşekkür ettiğim gibi bu CD'mizin efendim finansını sağlayan Enza Efendi'ye de şükür huzurlarınızda teşekkür ederim doğrusu. Bu eserleri sağ olun. Efendim Mehmet Efendi kardeşimiz fakirin şeyinden bahsetti. Bu mesnevi manevi şerhinden. O şöyle oldu. Ahmet Güner Sayar diye bir adında bir profesör kardeşim var. Çok seviştiğimiz, sevdiğimiz, biliyoruz, çok severiz. Efendim, fakirimiz mesnevi dersleri falan vermeye çalışıyorduk bir zamanlar. Efendim, önce tefsir dersleri yaptık. Kur'an'ı bir iki defa böyle döndük. Allah'a hamd ederim o nasip ettiği için. Sonra efendim Buhari-i Şerif'i okuduk. Efendim hadis kitabı sağlıklı, efendim önemli bir hadis kitabı. Onun Arapçadır o da. Onun bir tercümesini falan yaptık. 10 cilt gibiydi o da. Onu da yaptık derken mesleğe geldi sıra. Diye demeye kalmadı Ahmet Efendi, o Profesör Ahmet kardeşim. Hüseyin Efendi dedi, bu anlatıyorsun güzel güzel tamam ama uçuyor gidiyor dedi. Sen mücevher saç istersen dedi, anlat dedi. Kayda al kayda dedi, kitap yaz dedi, kitaba dök dedi. O şeyleri, söylediğin sözleri falan. Uzatmayalım, biz Bismillah dedik, Mesnevi Şerif'e başladık. İşte 8-9 senede Allah'a şükür 12 cilt tamamladık. Efendim, ama pek çok mesnevi şerhi yarım kalmış. Niye? Çünkü bu belli bir yaşın eseri. Belli bir birikimin efendim katkı sunacağı, onun efendim birikimle yapılacak bir eser. O da ileri yaşlarda oluyor. Başlıyorlar mübarekler. Efendim yaş işte 70-80 derken bakıyorsun yarım kalmış, vefat etmiş, gitmiş. Böyle pek yarım kalmış eser var. Dua ettim Rabbim dedim, ben de dedim ömür verdim, mesleği tamamlayayım. Rabbim ömür verdi, bitirdim. Bitirmek nasip oldu. Dedim ya Rabbim ben senden ömür istedim ama bunu bitirince canım alda diye dua etmedim dedim yani. Başka hizmetler nasip et falan derken Ahmet'im yine imdada yetişti. Profesör o Ahmet Güner Sayar kardeşim. Feyza feragıte fensap dedi. Bir işi bitirdiğin zaman efendim hemen daha zor, daha güçlü bir işe hemen başla. Ayet bunu söylüyor. Efendim bunu söyledi bana. Boş durmak yok dedi. Kendisi çok çalışkan. Hayatta üç tane çalışkan insan tanıdım size. Birisi Mehmet Kemikli Efendi. Birisi hakikaten söylüyorum. Ya bu sen bir söylüyorum. Ya burada bir protokol konuşması gibi bu. Efendim. Birisi Mehmet Kemisi kardeşim, birisi Ahmet Güner Sayar, profesör. 11 eser vermiştir, her biri başka bir eserdir yani, dev gibi. Bu Mehmet kardeşim de 900 beste yapmıştır, 70 CD doldurmuştur. Efendim bu bir ömre sığacak, kulağı sığacak şeyler değil. Gece gündüz çalışmazsan olmaz mı? Evet. Derken, yine bizim Ahmet Efendi kardeşimizin sesine kulak verdik. Gülzar-ı Hakikat diye efendim bir kitap. Efendim bunu ne yapayım, ne yapayım, şunu mu yapayım, bunu mu yapayım derken istekler de var. Kim fihi mafi yapacağından yazıyor. Kim efendim mecalis hep ay diyor. Ben başka bir şey düşünüyorum, kafamda başka bir şey tasarlıyorum derken rahmetli Enlin kardeşim imdada yetişti. Hüseyin Efendi dedi. Ben de dedi, 3 ciltlik Gülzar Hakikat adında kitap var. Ağır bir Osmanlıca'yla, evet. Sen bunu sadeleştir, kazandır dedi şey, bizim kültür hayatımıza. Bu kitaba başladım şimdi ben. Emin Efendi'nin şeyi ağır bastı. Başladım,
3 cilt halinde 800 küsur sayfa. Efendim, Allah hamdolsun 3 cildi bitirdik. Bitirdikten son tasdikler kaldı. Derken başımıza bir kaza geldi. Olur ya, takdir-i ilahi. Hanım bir beyin ameliyatı geçirdi. Ben dağıldım derken Allah razı olsun. İyi yolda çok şükür. Efendim, ben böyle darmadağın oldum. 59 senelik hayat arkadaşı, böyle sıradan bir olay değil. Efendim, ona da şiir yazmaya başladı. O haline falan, neyse. Onu bitirdik. Derken bir şiir kitabımız çıkmıştı. Efendim, ikinciyi de hazırlayalım basına dedik. Tam bitme noktasında bu hadise oldu. O da şimdi böyle bir, tekrar bir gözden geçmek istiyor, şöyle geçirmek istiyor. İşte bunu inşallah bunları da halledeceğiz. Efendim, Allah nasip ederse. Emin Efendi'den bahsettim. Emin Efendi benden biraz yaş bakımından küçük. Bir iki yaş falan daha benden yaşı azdı. Ona vasiyet etmiştim ben. Emin'ciğim, kardeşim, bana bir emre hakkı olursa ben senden daha yaşlıyım. İki yaş falan fazla aramızda bir şey var. Sen benim namazı sen kıldıracaksın diye vasiyet ettim. Vasiyet ettim ama Emin Efendi benden her zaman önde olduğu gibi orada da öne geçti, yürüdü gitti. Efendim, derken onun namazını kıldırmak bize doğru yöneldi. Hüseyin Erek kardeşimiz var, Şişli Vakıf Müdürü, oranın hafız kardeşimiz. Emin Efendi'ye çok hizmet etmiştir. Emin Efendi, ama kim kime hizmet etti, himmet etti, o bahis, başka şey yok. O ayrı bir bahis yok. Efendim, Hüseyin'e dedim ki sen çok hizmetli, namazı sen kıldır. Derken işte reis cumhur geldi, şu oldu, bu oldu, bir karıştı ortalık. Aralara düştük ki falan, bir şeyler oldu böyle. Namazı galiba eski bir müftü emekli müftü kıldırmış. Efendim, ona da bize de nasip olmadı. Hayır, hayırlısı olsun. Efendim, şimdi Hüseyin Efendi'ye inşallah şey diyorum, sizin huzurunuzda ona vasiyet ediyorum, namazını o kıldırsın. Allah bilir. Yani, hayırlısı olsun. Diyeceğim bu, Emin Efendi'de hep ben önde göründüm. Yaş bakımından tarikata aynı yola intisap ettik. Biz bir karımda ikiz kardeş gibiydik. Efendim, 66 sene beraberliğimiz oldu. Efendim, hiç incinmedik, kırılmadık. Çok güzel hatıralarımız vardı. Efendim, o beni bıraktı gitti. Neyse efendim. Allah'ın rahmetine gitti. Efendim, Allah rahmet eylesin. Efendim, derken işte huzurunuza geldi, iki laf ettik yani. Eyvallah. Hakkınızı helal edin. Çok sağ olun, çok sağ olun. Efendim, Hüseyin Hocam'a birkaç tane eser sıraladı farkındaysanız. Bu Cenab-ı Hak takdiri bilemeyiz ama o dua eğer makbul dua ise hala o eserler bitinceye kadar aramızda demektir. Aramızda olduğu sürece de biz hizmetinde yazdıklarını gücümüz yettiğince bestelemeye ve sizlere ikram etmeye gayret edeceğiz. Bu vesileyle geçen yıl aynı bu sahnede, hatırlar mısınız bilmiyorum, YouTube'da da var, bunu izleyebilirsiniz. Emin Hocam, Hüseyin Hocam yan yana bulunduk. Üsküdar Belediye Başkanımız bu hatırayı şu anda tekrar yad ediyorum ve istirhamım odur ki onun güzel bir konuşması da var orada. Dua edin demişti. Şimdi ben diyorum ki Emin Hocam'ın diliyle hadi birer Fatiha okuyalım. Emin Hocam'ın ruhu şad olsun. Allah kabul etsin. Çok teşekkür ederiz. Efendim, bu vesileyle bu salonda sizlerle bizleri buluşturan ve bu güzel faaliyetin yapılmasında emeği geçen bütün kardeşlerime, salondaki görevli kardeşlerime, sahnede yardımları dokunan kardeşlerime ve tabii Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen'e huzurlarında çok çok teşekkür ediyorum ve çalışma arkadaşlarına. Şimdi biz kısa bir müsaade isteyeceğiz. Kisvemizi alıp döneceğiz efendim. Teşekkür ederim.